Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Bakayım. Vallahi iyi gördüm gibi sizi. Güzel bir bekleş geçirdik. Night of Champions'a e doğru gidiyoruz. Setrolins finalde. Benim için güzel olan şeyleri söylüyorum. Cody Rhodes, Brock Lesnar maçını izleyeceğiz bir kere daha. Muhtemelen Trish Stratus. Belki ya duyurulur bir şey olur. olur. Roman'ın birinci gününe doğru gidiyoruz. Kim olacak rakibi bunu göreceğiz. SmackDown'da falan herhalde ya biri çıkar bir şey olur. Bence aslında güzel bir dönemden artık geçiyoruz geçiyoruz bir tık acı çektiğimiz bir aylık bir süreç geçirdik bence. Doğruyu söylemek gerekirse. WrestleMania tamam o, o, okey güzeldi ama WrestleMania'dan sonra birazcık acı çektik. Tamam mı? Şimdi artık bir şeyler şekillendi. Draft oldu. bekleş bence tadındaydık. Tam bir geçiş paper Güzel. Night of Champions'da yeni bir şampiyonumuz olacak. Onu da göreceğiz. Ondan sonra artık Money in the Bank'e gidiyoruz. Money in the Bank 1 Temmuz'da. Yanılmıyorsam Kurban Bayramı'nın 4. günü galiba. Hani tatil aynı zamanda. Kurban Bayramı'nda dördüncü gün hangi güne denk geliyor acaba ya? Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi olması lazım. Tabi Cumartesi zaten. 1 Temmuz. Tabi. Yine bize göre erken saat olacak. Muhtemelen saat 10 gibi falan bizim akşam 10'da ee, bu şovu izleyeceğiz. Money in the Bank'i canlı size güzel olacak. Aynı zamanda Night of da izleyeceğiz zaten biliyorsunuz erken saatte. Şimdi Money in the Bank'e doğru önemli bir şey var. Önemli bir detay var. Asıl soru. Kapağında ya yani muhtemelen de zaten başlıkta da bu, koymuşumdur. Baba harbiden gidiyor musun? Drew McIntyre nerede abi? Drew McIntyre bir süredir yok. Kendisi bye bye diye böyle üç tane şey atmıştı biliyorsunuz. Bye bye işte el emojisi atmıştı. Ya dedik herhalde gidiyor. Ondan sonra bir baktık işte raw, raw draft oldu. Ha dedik tam buradan bir şeyler yapar falan. Şimdi Money in the Bank Londra'da bu adam Clash at the Castle'da main event'teydi ve nasıl bir reaksiyon aldığını Avrupa seyircisinden gördük. Böyle bir reaksiyon bekliyoruz yine. Money in the Bank'te belki de Money in the Bank kazanmasını beklediğimiz isimlerden bir tanesi Drew McIntyre. Ama öyle bir noktaya geldi ki Money in the Bank'in tanıtım videolarından kaldırıldı. Money in the Bank'in şu an Avrupa'da da tanıtım videoları falan dönüyor ve Drew McIntyre kaldırıldı. Galiba Drew McIntyre gerçekten gidiyor arkadaşlar. Şimdi dün yayında da konuştuk. Huma da bizim moderatörlerimizden. O da söyledi. Ben de tamamen aynı fikirdeyim bu arada. Drew için bence direkt olarak iki seçenek var. Bir. Gidiyor. Ve bu gidişi kesinlikle AEW'de noktalanacak bence eğer böyle bir şey olursa. Ki zaten eğer kontrat şeyse <laughs> AEW'de All In Show var biliyorsunuz ki. O da İngiltere'de yapılacak. Londra'da. Şimdi eğer gerçekten gidecekse bence All In müthiş bir alternatif olur. Orada güzel bir şey. Tabii ki şöyle de bir şey var. Kontrat bittikten sonra hemen belki debut yapamaz bir yere başka bir şirkete gidemez diye bir şey varsa o, o iş yaş. Ya birinci ihtimal budur ayrılıp AEW bence kesinlikle olması gerekiyor. AEW bunu yapması gerekiyor eğer ayrılıyorsa. İkinci alternatif de benim asıl istediğim şey WWE'de bir de kalıp Hilton yapması. Çünkü şu Drew McIntyre'ı artık heel olarak görmek bence önemli. Evet bir dönem heel'dı. Ya yani Drew McIntyre zaten ilk geldiği zaman heel'dı tam mı? Intercontinental zamanları. Bizzat protejesiydi şeyin. Vince McMahon'ın direkt hani kendi seçince Austin Theory'yi yükseltti ya. Kendisi bizzat göz göre göre pushladı. Vince McMahon. Drew de 2009 yılında öyleydi işte. Oradan gittikten işte döndükten sonra falan filan işte 3MB'ler ıvırdır zıvırdır falan derken son dönemlerinde işte artık iyice tepeye çıkmadan önce evet yine bir heel olarak sola takılıyordu. Bir yerden sonra ama bu adam değişti. İşte face olarak yükseldi. Pandemi döneminde yıldızdı zaten. Ama maalesef en iyi dönemlerini, şampiyon dönemlerini adam pandemide geçirdiği için seyircilerle direkt bizzat yüz yüze gelemedi. Artık bu adam şirkette kendi prime'ını yaşadığı şu süreçte en azından ki bayağıdır aslında oralarda değil. Bak bir sene, bir buçuk senedir oralarda değil. Yine de hani Clash at the Castle'da yine evet çıktı bir şeyler yaptı. Güzel, bence güzeldi. Uzun zamandır oralarda olmamasına rağmen heel turn'e tekrardan yükselebilir. Ben olsam böyle bir şey yapabilirim. Şimdi bu haber buydu zaten Money in the Bank'te şuraya geldik. WWE could pull off the biggest heel turn in years at Money in the Bank. Hemen şunu söyleyeyim. Hepimiz dedik ki e, ya bunu çok kişi söyledi bu arada. Drew McIntyre neden World Heavyweight şampiyonluk turnuvasında yok? Ben de direkt oraya yazmıştım mesela. Özellikle draft olduğu için e, raw draft olduğu için dedim ki otomatikman yazdım Drew McIntyre'ı ben. Dedim tamam bu adam yani bir de 12 kişi duyuruldu ya onu da ekleriz falan filan dedik. Olmadı. Bir de şöyle haberler vardı. Seth Rollins'in Seth Rollins ve Drew McIntyre ama Drew'un heel olarak Seth'in face tabii ki. World Heavyweight şampiyonluk ya direkt şöyle söyleyeyim. World Heavyweight şampiyonluk feud'u. Bu ama finalde mi olur? Sonrası mı olur? Herhangi bir şey söylenmemişti. İşte böyle bir şeyin bir öngörüsü yapıldı. Haberleri yayıldı. Ve Seth Rollins de hali hazırda finale çıkmışken SmackDown'dan da artık bilmiyorum Edge mi çıkar? AJ Styles mı çıkar? Kim çıkar bilmiyorum. Ya zaten ya Edge ya AJ ya da Bobby Lashley. Eşli. de zannetmiyorum da bence Edge çıkacaktır finale. Bir Edge, Seth Rollins finali Night of izlenir gibi geliyor bana. Arabistan'da da ne güzel maçlar oluyor anasını şu ikili arasında. Neyse. Oralara gidilecek gibi de duruyor. İşte burada da Drew McIntyre yok. Şimdi ben diyorum ki acaba gerçekten bu söylentiler gerçek mi? Doğruluk, hakikat payı var mı bunda? Seth Rollins World TV şampiyonu olup Drew McIntyre'e heel bir feud'a mı girecek mesela? Bak tarihler çok aslında çok uygun. Belki de Drew'u bu yüzden bir tek arka planda mı tutuyorlar acaba? İnsanın kafasında bir sürü soru işareti var. Seth bence direkt bir numaralı favoridir. Zaten düşünüyordum final çıkacağını ve çıktı. Ha, bence finalde de favoridir. Bir numaralı favori. Şu an SmackDown'dan kim gelirse gelsin Seth bence bir numaralı favoridir o kemer için. İşte ondan sonraki süreçte artık bir feud başlaması lazım. Çünkü Seth ile SmackDown'dan gelen finalist bir feud'a giremezler. Sonuçta Raw'ın kemeri olduğu için Raw'dan yoluna devam edecek Seth Ve şu an Drew McIntyre Raw'da. Durum şu an arka planda. Bence eğer gitmeyecekse çok iyi hazırlanması gerekiyor. Eğer dediğim gibi Setrolis'te heal durumu un feud'unu izleyeceksek biz. Ve bakın bu haberde ne diyor? E, son yılların en büyük yıl biri Money the Bank'te gerçekleşebilir. Haberiniz olsun ve kimden bahsediyor? Drew McIntyre'dan bahsediyor. Şimdi düşün hemen bir hayal kurun. Bakın burada da işte bir sürü bunlar tabii şey tahminler falan. Money in the Bank Londra'da. Londra'da kim çok iyi reaksiyon alır? Drew McIntyre. Çünkü Avrupa. Çünkü ada. Kendi. Oralar. Kendi toprakları işte. Yakın oralar. Scotland tamam farklı ülkelerde. O civarlar yani anladınız. Vallahi çok samimi bir şey söyleyeceğim size. Bence çok büyük bir hamle olur. Drew McIntyre'ın Money in the Bank'te heel turn olması. Ya Bir kere zaten Seth Rollins. Ya bu arada Drew McIntyre gerçekten Money in the Bank'i alabilecek isimlerden biri bence. Çok, bir sürü kafamızda şey böyle senaryo üretebiliriz ve bunu erken saatte izleyecek olmak da çok güzel bir şey bizim için. Gecenin bir vakti izlemektense. Ee, şimdi ben benim kafamı yatmaya başladı. Seth bence gerçekten World Heavyweight şampiyonu olacak durumda. Hani ya Edge alır. Edge dışında ben kimsenin Seth finalde yeneceğini düşünmüyorum. Kim gelirse gelsin. Sheamus gelsin. AJ Styles gelsin. Bobby Lashley gelsin fark etmez. Bence kimse Seth finalde yenemez. Sadece Edge yenebilir. O da geçmişten kalan hikayesi. World Heavyweight bak işte ben bu kemeri işte bırakmak zorunda kalmıştım emeklilik falan. Çünkü bir hikayesi var. Onun dışında kimsenin yeneceğini düşünmüyorum. Ve Drew McIntyre'da turnuvada olmadığı için artık insan kafasında sormaya başlıyor. Seth Rollins Raw'da kimle feud'a girecek? Bir sürü kişi var. Bak maçtaki kişileri gördünüz. Finn girebilir. Devam edin ne bileyim hatta Damien Priest de bile girebilir. Bence Judgment Day e içinden. Ee, abi bir sürü kişi var da oralarda girebilecek işlerseniz çok güzel fiyatlar çıkarabilirsiniz. Ama Drew McIntyre hali hazırda bu durumdayken kovulacak mı yoksa kalacak mı? Ben olsam Drew McIntyre'ı tutup heel turn yapıp Money in the Bank'te önemli bir heel turn olabilir derseniz ya öncesinde heel turn ya da bu, o gece heel turn yaptırırım ben. Ya bir şey olabilir. E düşün, şu an düşünüyorum mesela. Night of Champions'ta tamam, Seth kemeri kazandı. Drew McIntyre Money in the Bank'te kazanıp keşim mi yapacak mesela? Ya da Drow'la bizzat Setronus Feud'a girip Money in the Bank'te bir maçamı mı çıkacaklar? Bu da önemli. Bak bu seneki Money in the Bank çok heyecanlı olacak. Gerçekten çok iyi olacak. Çünkü resimlerden sonra bir tık böyle bir durakladılar falan. Biz bir draft'a çalışalım dedi WWE'yi. Draft'a çalıştılar. Draft'ı atlattık. Şimdi artık bu saatten sonra yeni bir dönemdeyiz biz. Night of Champions'le beraber Roma'nın birinci günü ve yeni bir şampiyon göreceğiz biz. Yeni ana kemer. İşte bundan sonra artık Money in the Bank, SummerSlam. Önümüzdeki pay-per-view'lere baksanıza bu arada. Man in the SummerSlam var bir de. Tabii bu yaz bence şey. Yani elini yüzüne bulaştıracağını zannetmiyorum. Bu kadar gerizekalı değillerdir diye düşünüyorum şu an. Tam böyle her şey kapı açıldı çünkü. Artık yepyeni bir şey yola doğru girdiler. Bakalım ne yapacaklar ama ben Drew McIntyre'ın e, bu kadar sorulurken nerede gidiyor mu kalıyor mu diye. Ben kalıp heel olması taraftarıyım. Öteki türlü hadi geldi yine şey falan. Yok abi. Ve bunu eğer Money in the Bank'te bu haberde söylendiği gibi Hill turn'ünü Money in the Bank'te yaparsanız çok büyük alkışlar. Bu çünkü büyük bir cesaret gerektiren bir şey. Çünkü adamın kendi seyircisi önünde belki de Avrupa seyircisi önünde Drew'a bunu yaptırıyorsanız çok başarılıdır. Ben, ben olsam bu ben bu yüreği yerdim. Ben olsam yapardım. Triple H'de yeteri kadar yürekli biri bence. O yüzden ben bunu isterim ya. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Drew McIntyre sizce kalır mı? <laughs> Yoksa gider mi? Kalsa ne şekilde ilerlemeli? Ne şekilde ilerler? Ya da heal olma fikri size göre iyi bir şey mi? Ya da yok abi gitsin. AEW'de biz bambaşka bir durum McIntyre'i izleyelim. Ya da artık başka nereye gidecekse bilmiyorum. Göreceğiz. Bütün yorumlarınızı aşağı yazın. E, videoyu da beğendiyseniz like'ınızı alırım. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.